Profesör Doktor Nebi Sümer katıldı bize. Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi öncelikle acil müdahale önemli. Ama bu acil müdahale süreci, bu ilk hafta sonrası sanıyorum insanların duygu durumu ile ilgili bir değişiklik ya da durumu idrak etme sürecine geçişi var. Ne yaşanıyor? Siz daha önce bildiğim kadarıyla 99 depreminde de orada bir süre çalıştınız, gözlediniz. Oradan da bir deneyiminiz var. Nasıl bir ruh hali var depremzedelerin, o enkaz başında bekleyen insanların bugünlerde? Yani çok zor günlerden geçiyoruz. Önce hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hakikaten sabırlar bütün yakınları hepimize. Şimdi aynen konuştuğunuz gibi yani ilk günler sıcak her şey. Hep konuştuğumuz konu, ilk akla gelen şey hayatta kalma mücadelesi olduğu için insanın güdüsel ilk tepkisi hayatta kalmak için gösterilen tepki. Bunlar gayet doğal tepkilerdir. Bu yüzden ilk yapılacak şey acil fiziksel ihtiyaçların hemen karşılanması konuştuğumuz gibi. Bunların başında tabii ki su, işte tuvalet ihtiyacı, barınma ihtiyacı. Bundan sonra sosyal ihtiyaç, biz psikologlar genellikle bir hafta sonra da artık bunlar karşılığında psikolojik ihtiyaçlar gündeme gelir. Psikososyal destek başlar. Önce şunu söyleyeyim ben, bu önemli bir haber. Psikologlar da gönüllü hareketin içerisinde. Yani gönüllü hareketi Türkiye'nin bana göre müthiş bir göstergesi. Yani inanılmaz bir dayanışma. Başına bir sosyal destek sistemi zaten. Bu hareket içerisinde psikologlar derneği öncülüğünde hemen başladılar bu işe. Aile Sosyal Yardım Hizmet Bakanlığı zaten görevlilerini çağırmıştı. Onlara destek olmak üzere gelmeden önce bilgi aldım. Onu aktarayım. Şu anda alanda bulunuyor 5 kişilik bir ekip. Bugün işte İskenderun'da, Osmaniye'de tespitte bulundular. İhtiyaçlı tespit ediyorlar. 5700 gönüllü hazır. 5700 psikolog. Gönüllü psikolog. Gönüllü psikolog. Uluslararası deneyime de sahip, önerilerini de hazırlanıyorlar. 4 gündür eğitimler alınıyor. Zaten vardı. Söylediğiniz gibi 99 depreminde Türk Psikologları Derneği 1000 psikoloğu çağırmıştı. Alana gitmişti. Adapazarı'nda yerde kalmıştık. Ben de bir ay kaldım. Oradan gelen deneyimi de şimdi dijitalleştiriyorlar, aktarıyorlar alanlara. Bu hazır. Bu çok gerekiyor. Bir hafta sonra artık işte acılar dinecek. Biliyorsunuz ilk tepki gayet normal. İnsanın hayatta kalmak için önce tamamen insanın ilk yaptığı tepkileri gösterirler. Hocam bir şoka mı giriyorlar? Ben hep onu... Bu kişiden kişiye değişiyor. Yani çok büyük bireysel farklılık var ama şunu unutmayın. Şimdi ilk hayatta kalma tepkisini bizim alt beynimiz verdiği için tamamen otomatik tepkilerdir bunlar. Bazıları şoka girerler. Bazı az etkilenebilirler. Bizim kaçırdığımız bir şey var. Burada bireysel farklılıklar çok değişebilir. İnsanların kendi psikolojik sağlamlığına göre, düzeyine göre, işte bulunma durumuna göre etkilenebilirler. Dolayısıyla bazı tepkiler yanlış anlaşılıyor. Çocuklarda tepki çok daha farklı olur. Bunun bir sürü psikolojik dinamikleri var ama ilk günler çok kritik. Şimdi nasıl acil müdahale hizmetlerindeki aşama doğru yerinde hızlı tespit, ondan sonra koordinasyon ve müdahale ise psikolojik durumda aynı. Şimdi oradaki tespitte ve koordinasyondaki eksiklik, gecikme nasıl tahribat artırmışsa psikolojik durumda aynı sorun karşılaşılabilir. Bu ilk günden müdahale edilmesi gereken bir şey mi? Acil bir müdahale şimdi mi psikolojik gerekiyor? Psikolojik müdahale ilk günden değil. Onu baştan söylediğim gibi. Çünkü yani, şunun için soruyorum hocam. Mesela Mehmet Akif arkadaşımız 5-6 gün orada kaldı. Evet. Hakikaten yani çok zor orada. Yani gördükleri, yaşadıkları ama şunu dedi. Biz tam anlayamadık daha ne olduğunu. Yani biz kendi psikolojimizi düşünecek durumda değiliz. Muhtemelen siz burada yani İstanbul'da ya da başka şehirlerde çok daha fazla etkileniyorsunuz. Biz herhalde birkaç gün geçtikten sonra bunu anlayacağız. Dün ben izledim. Sizin de sorunuz çok güzeldi. Bireysel sorunuz da Mehmet Akif Ersoy'a çok da doğru bir cevap verdi. Hakikaten öyle. Şimdi profesyonel bir gazetecilikle onlar duygularını soğutup dışarıdan bakabiliyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. Çok doğrusunu yapıyorlar. Ama araştırmalar net şunu gösteriyor. Bunu Serap Hanım da bilir. O alanda bulunanlar bilirler, 99'da yaşayanlar. Orada yaşanmaz. Daha sonra etkisi görünür. Bu alandaki profesyonel hizmette mutlaka gönüllüler, destek verenler, özellikle arama kurtarma çalışanlara da psikolojik destek şart. Onlar da profesyonel hizmette... Siz alıyor muydunuz destek? Tabii yani sonuçta debriefing bizim en çok yaptığımız şey. Yani enkazdan bir çocuk çıkarıyorsun, hüngür hüngür ağlıyorsun, annesini çıkarıyorsun, bir daha ağlıyorsun. Gece oturup bunu konuşuyorsun. Evet. Rahatlaman lazım. Hocam dediği gibi çok... Yani debriefing işte en son bizim psikolojik bir şey tekniktir ama şunu unutmayın, bu yapılan iş terapi değil. Bu tamamen normal bir tepki. Çünkü şu ABC'sini unutmayalım.
olağanüstü durumlara gösterilen normal bir tepkidir bu. Yani insanların kızgınlığı, öfkesi, bize garip gelen davranışların hepsi insana dair, hepsi normal bir tepkidir. Bunların gösterilmesi lazım. Kesinlikle. Yani bunlara baskı kurmamak lazım. Bunlara tolere etmek lazım, evet. İzin vermek lazım, dinlemek yanında durmak lazım. Yeterli bazen. Elinden tutmak yeterli. Şimdi bu aşama böyle bir, yani fiziksel destek de zaten insanların bu doğasından gelen hayatta kalma güdüsüne cevap verip de bir barınak, bir çadır, su verdikten sonra zaten sosyal desteği ararlar. O da orada bulunmaktır. Zaten Türkiye orada. Ondan sonra bu duygulara cevap verecek uzun zamanda bu psikolojik tahribatı yaşayanların, bizim stres sonrası travma bozukluğu dediğimiz 5. 6. ayda ortaya çıkan uykuları bozan ve hayat boyu kalıcı hasar verecek duruma dönmesin diye, ki bazında oluşabilir. Savaşlarda bu durumda çok yaygın bir durumdur. Bunu önlem alınması gerekiyor. Bu da aynen afet hizmetleri gibi psikolojik hocam, bir süreçtir. Bir sorun var biliyorum Kemal abi. Ben araya şimdi savaşlarda falan yaşanıyor dediniz ya. Epigenetik diye bir şey var. Yani evet. Aktarılıyor bu. Yani mesela çocuk bunu yaşadı. Kendi çocuğunu yani genetik olarak değil ama etkileşim içerisinde. Etkileşim olarak evet. Çocuğa aktarılan bir travma var. Dolayısıyla bunu ne kadar hızlı, ne kadar düzgün bir şekilde çözerseniz bir sonraki kuşağı da o kadar kurtarıyorsunuz. Yani çok doğru söylüyorsun. Yani epigenetin söylediği zaten budur. Yani çevre, sosyal ve genin etkileşiminden çıkan kuşaklar arası aktarılan durumlar bunlar. Bu biliyoruz bir diğer şeylerden, bu literatürde çok zengin olan bir şeyler. Bunun olmaması için, yani kuşaklar arası takla aktarılan bir acı ve travma olmaması için bizim önlem almamız gerekiyor. Burada bir şansımız var. Yani daha az iki şansımız var. Birincisi deneyimliyiz. 99'dan kalan büyük bir deneyim var. İkincisi de bu 5-6 gündür yaşadığımız bu gönüllü hareketi var ya, inanılmaz bir kendi başına psikososyal destek. Yani tamamen devletten, organize güçlerden bağımsız olarak toplumun her türlü ayrımdan, siyasi görüşten, farktan bağımsız ve eşit derecede inanın. Topluma akması, bu bir güçtür. Bu gücün bir umuda dönüşmesi lazım. Şunu unutmayalım, bakın çok önemli. Şimdi depremin ilk yıktığı şey bizim kontrol duygumuz. İlk yıktığı şey öngörülebilirlik hissimiz ve yarattığı belirsizlik. Bunların hepsi doğası gereği endişe, kaygı yaratır. Ve bizim yapmamız gereken insanlara geleceğe, önce yakın geleceğe belirgin kılmaktır. Akşama ya çadırım var, gidecek tuvaletim var, yarın için ekmeğim var, yakın gelecek. Evet. Ondan sonra orta vadede gelecek. Ben taşıyacağım seni. Koruma evin geliyor. İşine çare buldum. Çocuğun okulunu ayarlıyorum. Ondan sonra bir sonraki adam. Yeni şehirlerimiz kuruluyor. Hep beraber yapıyoruz. Hayat düzeni. Ve kişilerin beklenmedik bir anda başına gelen ve bizim hiç düşünmediğimiz, yolda giderken trafik kazası aklımıza gelir mi? Başımıza saksı düşecek aklımıza gelir mi? Gelmez. Bu yürürken başa düşmüş saksıdır. Aynen. Kimse değil mi? Bunu tekrar kontrol sağlamak için insanlara adım adım yardım etmek lazım. İlk tepki Kemal Bey'in söylediği şok gayet normal bir tepkidir. Yani o çok tepkisinde insanların çıldırması, bağırması, garip hareketler yapması insana dair kaçma hareketleridir. Hocam burada hareketi. Hemen sorabilir miyim? Şimdi tabii. Ben Malatya'da yardım dağıtılıyor. Bir merkez kurulmuş. İşte depremzedelere dağıtılacak. Şimdi oraya gelen dışarıdan 150-160 bin kişi olduğu söyleniyor. Evet. Yardıma giden insanlar. Bunun içerisinde gönüllüler var. Şimdi depremzedeki kadıncağız o şoku yaşadığı çok belli yani gözünden yüzünden. Görevliye bir şey söylüyor. Görevli de diyor ki ya teyze işte söyledim ya. İki kere söylüyor, üç kere söylüyor. Kadıncağızda bir paniklik var. Dün bizim çadırın önünden yayın yaptığımız çadırın sahibi yeni almıştı orayı. Amca yerleşmeden şurayı bir gösterelim dedim. Adamcağız paniğe kapıldı. Benim çadırımı geri mi alacaksınız? Bir sorunum var diye. Orada bekledi yayın bitene kadar. Şimdi şunu diyeceğim. O dışarıdan yardıma giden insanlara bunu anlatmak çok önemli. Kesinlikle. Hoşgörülü olmak zorundayız. Bak, tabii. Öfke patlamaları yaşıyorlar. Sinirliler, kızgınlar, kaygılı, korkular. Bu yardıma giden insanlara ben özellikle buradan bugün bu konuyu tweet attım. Ama sizin bunu böyle bir paket yapıp yardıma giden insanlara depremzede psikolojisi nedir? Anlatın. Nasıl davranmanız lazım diye bir küçük paket yapsanız
Yapılıyor. Var bunlar. Var yani hem gönüllülere hem diğer ikinci yardım nasıl davranmak var lazım kesinlikle. Kısmını. Yani nasıl yaklaşmalı? Yani bu şeye yakalanmış insanlara aşama aşama buna maruz kalanlar nasıl yaklaşır konusunda eğitimler de var. Çok güzel webinarlar hazırlanmış. Yarın çocuklara yönelik yapılacak. Ya öyle ama böyle yani galiba bunları yapmamak lazım. Ya şöyle şimdi yani farklı sürekli... tepkisi ben bir tane gördüm. Kusura bakmayın. Mesela bir böyle de var. Bir tanesi mesela ben görüyorum, üzüyorum. 5 gündür ağlamayıp orada şeyini bekleyen var, enkazını bekleyen var. Evet. Çok yaygın bir şeydir. Ondan sonra ağlayacak. Tabii. İnsanlar bunu şöyle bekliyorlar. Bir mesela bir kadın çok da rahat konuşuyor orada. Tabii tabii hocam. Cahit hocamızın buyurun. Size sorusu var. Şimdi bir hocam, şimdi gerçekten şunu anlamam. Herhalde seçilen bu psikolog çok önemli bir destek vereceksin şüphesiz buraya. Ve de şunu bilmemiz lazım. Aslında bu 10 tane vilayet bizim Türkiye'nin çok değişik, kendine özgü kültürü, kendine özgü davranışları, ters üretimi, bu insanların yaklaşımı yani diğerlerinden çok farklı aslında. Ben bilmiyorum tabii bu katılanlar psikolojik destek vesaire falan yahut da diğer destek verenler aslında yöreyi biraz daha bilen, onlarla diyaloğu olan insanlar çok daha yakın şeyler yapabilir. Gerçekten bu çok önemli onlar. Çünkü o insanlar hakikaten özverili. Şimdi biraz önce de hem sahadan bilindiler hem buradan söylediler. Oradaki insanlar o kadar saygılıdır ki ölüsünü bırakıp gitmez. Evet. Hemen yıkık binayı bırakıp gitmez. Çok. Çünkü onlar için o bir saygıdır, o bir diyalog şeklidir. Bu insanlar böyle. Belki batıda olabilir, belki başka yerde olamaz. Orada tabii olmaz. Tabii. Yani kültüre özgü. Bunları iyi anlamak lazım. Ben çünkü tabii onların aşağı yukarı o civardaki şeylerin tümünde çalıştığım için biliyorum bunu. Bizim aslında yaptığımız şey... Bu şeyi anlamak için yani biraz önce Serap Hanım da bahsetti. Bu bina yapımından tut her şeyi birbirine karıştırdık biz aslında. Hepsinin kendine özgü bir bina yapım şekli vardır, imar şekli vardır, kültürü vardır vesaire. Hakikaten biraz önce de bahsedildi. Yani onlar bir de ekonomik yönden düşünmek lazım bunları. O kadar korkunç şey bir Gaziantep, bir Kahramanmaraş falan çok şey üretiyorlar aslında. Şimdi bir de ondan sonraki şeyi de planlamak gerekiyor psikolojik olarak. Çünkü birdenbire boşlukta kaldı insanlar. Bunları aslında benim kişisel kanım biraz da böyle askerle maskerle çok ciddi şekilde destek götürmek gerekiyor. Oraya götürmek. Onları başka ben biraz önce bahsedildi. Başka yere taşımaktan ziyade orada yapmak gerekiyor. Çünkü bunu insanları gönderemezsin başka yere. Mümkün değil. Ben öyle görüyorum. Benim tanıdığım kadarıyla çok uzun yılda 19 kaç yıldan beri orada çalışan bir kişi olarak bir kere bir o üniversitesiyle şundan bundan bir kere eğitimi de yani orada tutman lazım. Onları o canlı şeyi ya dağıttığın zaman başka bir şey olur. Ben böyle görüyorum aslında. Oradaki insanları ben halen daha bugün bile Hatay'la işte görüştüm. Malatya'yla görüştüm. Değişik yerler Diyarbakır'dan görüştüm. İnsanlarımız oradaki çok farklıdır. Çok saygılıdır, çok şeydir ama ölüsünü bırakıp gidemez. Evin yıkık yerini bile bırakıp gidemez. Onun için onlara yaklaşımımız çok farklı olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki, buyurun hocam. Yani çok doğru. O bölgenin özelliklerine, kültürüne, insan farklılıklarına duyarlı yaklaşmak lazım. Zaten psikolojik desteğin özünde o vardır, etiğinde o vardır. Buna bakacaktır. Yerinde çözüm yaparken aslında hocamın dediği bir nokta çok kritik. Oradaki insanları sadece aciz, yardıma muhtaç diye görmemek, onları da katmak da gerekiyor. Özellikle etkilenmemiş, orada bulunmuş, yakında bulunan insanların katılması, aynı zamanda... Çalışmalara katılması. Çalışmalara katılması, yardımlara katılması baş etmenin bir parçası. Çünkü kendilerini değerli hissetmesi, kontrolü hissetmesi katılarak daha iyi çözebilirler. Köşede yani... aciz ve çaresiz kalmak yerine eğer o an... ele de can kaybı olmayanlar, daha iyi durumda aynen olanların değil mi? Yani bütün o düzene, yardımlara hocam, ben birlikte olması. Aynen yani. Çok merak olmasa ediyorum. 5 gün boyunca enkaz altında kalan bir kişinin psikolojisi nasıl oluyor? Şimdi orada çok dikkatli olmak lazım. Bunu anlatıyorlar. Şimdi orada kalan insanların psikolojisinde de başta şok var. Şimdi onlar işte bu debriefing'de bahseden olduğu için bellek ve beyin yaşanılan bir kısmı hayatta kalmak için arkaya atar, tutmaz, hatırlamaz. Daha sonra çıkar bunlar. Yani örneğin ve çıkarken de acıdır ama hatırlaması yararlıdır. Zaten işte bu debriefing de o yapılır. Yani enkazda kalmış, bu yüzden travma yaşıyor, örneğin bir şey etmiş. Daha sonra terapi sırasında ya da destek sırasında onu hatırlatırlar ki onunla beyin yüzleşsin, yarım kalmasın, kontrole geçirsin. Yani kaybettiği kontrolü psikolojik ele geçirmek için yapılır. Şimdi o insanlar aynen kaza sonrasında olduğu gibi şoktalar bir kısmı.
Çocuklar özellikle, çocuklar tamamen sistemi kapatıyorlar. Çok doğru. Arda'ya şey veriyor, taktik veriyor. Evet, evet, çok garip. Çok yani doğru. Hiçbir şey yaşamamışlar gibi. Tabii. Diyor ki, ya niye oynatmıyor hoca seni diyor. Ya, yani bir Arda'ya, yani Fenerbahçe bu işte bilen bilir. Yani oynamıyor tabii. Diye işte bütün hocaya kızılıyor mesela. Çocuk çıkıyor bunu söylüyor. Yani enkazdan çıkmışım kaç işte gün geçmiş. Bizim anlamamız gereken aslında bu Kemal Bey de bunu sordu. Nasıl yaklaşmak için? Çocuk için özellikle 5 yaşından önce anlamaması onun yararına. Çünkü onun psikolojik kırılganlığı nedeniyle bilişsel sistemi öyle anlatayım. Onu korumak için bir an için bunu anlatmaz. Ölümlüğü de anlamazlar onlar. Geri gelir diye düşündüler. Hmm. Örneğin diyorlar ki işte annesi babası kaybetti de oynuyor. 99'da biz bunu çok gördük. Çok da sağlıklı bir şey bu. Çünkü çocuk bunu anlatsaydı onun için daha yıkıcı olacaktı. Hocam işte çok özür dilerim. Şimdi biraz önce bu üniversiteleri uzaktan eğitime geçilecek vesaire. Ya ona ben de konuşacağım. Şimdi bahsetmiş ama o çok hayati. Lütfen o konu bu kadar önemli. Belki Ersun Hoca'ya bahsetle. Şimdi ben gelirken bir onu söyleyeyim müsaadenizle. Peki ama hemen, bir sorum olacak. Kusura bakmayın çünkü öğretim üyesi olduğum için de hassas bir konu. Gelirken Bilim Akademisi'ni aradılar beni. Öğretim kurulundan üyesiyim. Şimdi bu hakikaten çok ciddi bir konu. Yani üniversiteler kapanmadan bu iş çözülebilir. Üniversite uzaktan eğitimi almak, biz bununla doğrudan çalıştık pandemi döneminde. Büyük zarar verdi bu ve bunu düzelttik biz. Ve öğrenciler ben bir yıldır çok mutlular, yapıyorlar. İhtiyacı çok iyi anlıyoruz. Hibrit eğitime geçilebilir, kısmen verilebilir. Hatta 1,5 ay ertelenir, yurtlar yine verilebilir. Ama üniversiteleri kapatmak kadar bir yanlış olamaz. Çünkü bir de şunu düşünün, bakın belki konuştuğunuzu bilmiyorum, ben izleyeyim ama bunun kendisi psikososyal destek. İşte onu soracağım ben de hocam. Tabii. İhtiyacı var buna. Hatay'da, herhalde Hatay'daydı. Gürkan 17 yaşında enkazdan kurtarılıyor, ambulansa konuyor. Diyor ki ne istiyorsun diyorlar. Ya sınav kitaplarım kaldı diyor enkazda diyor. Ne kaldı? İşte MT bilmem ne, şu kitap. Diyorlar ki ya ne yapacağım bunları? İşte hemen düzenince çalışmaya başlayacağım diyor. Kesinlikle. Başka bir çocuk enkazdan kurtulmuş, sarmışlar. Yarın okulum vardı diyor. Yani bunlar bunun için destek, bir ihtiyaç meşguliyettir, herhalde. Meşguliyettir zaten. Yani eğer siz kapalıysa açmanız lazım. Yani gitsinler, günlerini yapılandırsınlar, uyku düzenine girsinler, çadırlarda okullar çalışsınlar. Açıldı 99'da da hocam ben hatırlıyorum. Tabii. Yani enkazlar kaldırılırken yani sonbaharda açılmıştı. Burada da çok tarzı zaten açılacaktı. Çadır yapıldı orada. Ben bizzat kaldım. Ama şöyle algılıyor insanlar, sokakta olan insanları... Yani bunu bir eş tutarak değil, elbette ki insanlar yerleştirilmeli. Öncelik olarak yurtlar yerine başka çözümler bulunmalı. Bunu vurgulayarak söyleyelim. Çünkü genelde şöyle bir yaklaşımdaki insanlar sokakta anlıyorum. Mı kalsın? Tabii ki kalmasınlar sokakta. Tabii bu ki. Düşünülemez. Ama eğitim ilk vazgeçilecek şey olmamalı. Buna bir vurgu yapılıyor burada. Yani eğitim tamamen başa çıkmak için bir yöntemdir. Siz ikinci bir travma yaratmış olursunuz. Tabii ki destekler başka bulunabilir, ortak kullanılabilir, bir süre ertelenebilir. Evet. Yani arkadaşlar söyledi, Ersan Hoca bu konuyu çünkü anlatmış şeyde. Evet. Ama kesinlikle yurtlar dışında ki opsiyonlar açık. Zaten Nisan'a kadar turizm sezonu yok. Ve Antalya'ya kadar işte 1.400.000 yatak kapasitesi olduğunu yöneticilerimiz söylüyorlar. Evet. Bunlar kullanılabilir. Eğer çok gerekiyorsa da hibrit eğitime geçilebilir. Hibrit eğitimde yani bir de şu var, bütün yurtlar KYK'ya bağlı değil. Benim üniversitemde örneğin KYK yurdu yok, kendi yurdu var. Öğrenci zaten hazır, burada zaten kullanılmayacak. Çok üniversite bu durumda. Yani bu toptancı çözüm çok yanlış bir anlayış. Peki. Mutlaka danışılması gerekiyor. Konu.